Bugün çok değerli konuklarımız var. Öncelikli olarak Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi Başkanımız Gökhan Akengi. Kendisine hoş geldin diyoruz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, yanımızda hemen Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanımız Demirhan Şerefan Bey. Kendisine hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, yanımızda da Halil İbrahim Köprülü Milli Takım, Ampute Milli Takım Teknik Direktörü. Hoş bulduk. Evet. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Osman Çakmak. Evet. Milli takım. Ampute Milli Takım. Takım kaptanı. Evet. Aynı zamanda Güneydoğu Gazimiz. Kendisine hoş geldin diyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Başkanım, seninle başlamak istiyoruz. Şampiyonlar geçidi dedik. Bugün geçen hafta da Taha Akgül'ü ağırlamıştık. Bu hafta da bir şampiyonumuz var. Kaptanımız burada. Polonya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda, Avrupa Kupası Şampiyonası'nda birinci olduk, altın madalya aldık. Evet, söz sizde. Evet, öncelikle ben çok teşekkür ediyorum hem şahsınıza hem de Ülke TV'ye. Bize çok kısa bir süre içinde tekrar kendimizi anlatma fırsatı tanıdığınızdan dolayı. Ülkemizde biliyorsunuz 8,5 milyon engelli vatandaşımız var. Dolayısıyla sizin bu yayınlarınızda onlara daha rahat ulaşabilme imkanı buluyoruz. Onun için teşekkür ediyoruz. Ampute Futbol Milli Takımımız bu sene gerçekten çok ciddi bir organizasyona hazırlanıyor. Kasım ayında Meksika'da yapılacak olan Dünya Ampute Futbol Şampiyonası'na. Bununla ilgili olarak bir hazırlık sürecini başlattık. Organizasyonu şemalandırdık. Bu organizasyon şeması içinde ilk durağımız Polonya'da yapılan Euro Cup olarak tabir ettiğimiz Avrupa Şampiyonası'ydı. Ve burada takımımız 4 maçta 4 galibiyet aldı. Ve futbolun beşiği olarak bilinen İngiltere'nin milli takımına 4-1 gibi bir sonuçla yendiler. Ve şampiyon oldular. Tabii ki bizim buradaki amacımız Dünya Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanmak. Bundan sonraki durağımızda İran'ın milli takımını Türkiye'de ağırlayacağız. Zannedersem ikili kamp mı? İkili kamp olacak. 21-22 Meksika Ekim. Meksika öncesi. 21-22 Ekim gibi planlanıyor. Yaklaşık 5 gün veya bir hafta burada kalacaklar ki İran'ın Ampute Futbol Milli Takımı da gayet güçlü bir takım. Ve bu hazırlığımızdan sonra hocam da tabii ki ilave edecekleri olacaktır. Bir hazırlık kampı da yapıp daha sonra Meksika'ya inşallah heyetle beraber, kafilemizle beraber gideceğiz. Ve oradaki hedefimiz de final oynamak. Final oynayalım. Daha önce başarılarımız var. Daha önce tabii ki dünya üçüncülüğümüz var. En iyi o mu? Dünyada en iyisi o. Dünya üçüncülüğümüz var. O zaman ama bu sefer 2 ve 1. Bu sefer kupayı hedefliyoruz. Çünkü çok güzel bir havayı şu anda kazandılar. Çok iyi bir rüzgar aldılar. Çok iyi hazırlandılar. Motive oldular. Takımı ben ziyaret ettim Kızılcahamam kampında. Orada onların ahengini, onların birlik ve beraberliğini görünce daha da bir heyecanlandım. Çünkü uzun bir süredir ampute futbolda ikili kamp, yurt dışı temas gibi faaliyetler yapılmamıştı. Dünyada yapılmadı çünkü hiç kimse ev sahipliğini üstlenmedi. Ama bu sene böyle bir fırsat olduğundan dolayı Ampute Futbol kurulmuş olduğu seneden itibaren göstermiş olduğu faaliyetlerde hep gündemde kaldı. Ve inşallah Dünya Şampiyonası'nda da final oynayarak arkadaşlarımız yapmış oldukları spor ve göstermiş oldukları başarılarıyla gündemde kalmaya devam edecekler. İnşallah. Kaç takım katılacak? 32 takımın katılacağı söyleniyor. Tabi buradan fireler verilebilir. Ama şunu söyleyebilirim ki bugüne kadar en fazla katılımda Dünya Şampiyonası olacak. Çok ciddi bir organizasyon olacak. Şu anda web siteleri hazırlandı. Kalınacak yerlerin hazırlanması, iaşe, ibade, yemek, içecek, takımların transferlerine kadar her şey şu anda hazır. Sadece takımları bekliyor Meksika. Biz de biliyorsunuz ülkemizde bu tip organizasyonlar yapmıştık. Hep Türkiye'de olsun istiyorlar ama biz de her zaman biz yapalım istemiyoruz. Arada sırada farklı ülkeler de yapsınlar. Dolayısıyla biraz da renk gelsin istiyoruz. Dolayısıyla Meksika'da bize iyi bir organizasyon ve iyi bir turnuva bekliyor diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet. Milli takım teknik direktörümüze hemen dönmek istiyorum. Halil İbrahim Köprülü'ye. Evet. Nasıl geçti Polonya? Polonya öncesi iki hazırlık kampımız planlamıştık. Bunlardan bir tanesi ilk fiziksel uygunluk kampı Bolabant'ta bir kampımız olmuştu. Daha sonra Kızılcahamam'da ikinci etabını devam ettirdik. Buradaki turnuva yine sizin de başkanımın da belirttiği gibi Meksika öncesi Avrupa ülkelerinin Eurocup adı altında planlanan bir organizasyondu.
İyi bir turnuva oldu. Sporcularımızın aramıza yeni katılan oyuncularımız vardı. Deneyimli oyuncularımız vardı. Bir homojen yapıyı oluşturma anlamında Polonya ile başladık müsabakaya, ev sahibiyle. Daha sonra İtalya ile karşılaştık, Ukrayna derken finalde İngiltere geldi. Güzel olan şu olmuştu, bu turnuvanın güçlü ülkelerden bir tanesi İngiltere'ydi. Daha önceki şampiyonalarda... Dünya şampiyonluğu var mı sevgili Köprülü? İngiltere'nin? Yok, İngiltere'nin dünya şampiyonluğu yok. Bizim Avrupa'da? Avrupa'da da yok. Hı hı. Ama bizim bundan önceki Avrupa şampiyonalarında ve dünya şampiyonalarında karşılaştığımız, grup maçlarında karşılaştığımız bir ülkeydi. Sonuçta ekoli evet, olan bir... İngiltere maçını da ekranda görüyoruz şimdi. Evet, ekoli olan bir ülke. Futbolu biliyorlar. Her ne kadar engelli futbol da olsa o futbol toplumun prensiplerini, ilkelerini sahada görme şansınız oluyor. Dolayısıyla iyi bir futbol oynadı arkadaşlarımız. 4-1 net bir skorla galip geldik. Kupayı oradan aldık, döndük. Dolayısıyla bizim takımımızın daha çok bu şampiyonadan veya turnuvadan önemli olan takımımızın bize Meksika öncesi neler verebileceği önemliydi. Bunu görme şansını yakaladık. Daha önceki sizin de biraz önce şampiyonunuz var mı diye bize sordunuz başkanımıza. Çünkü biz 2004 yılının itibariyle hem ampute futbolun kurucu üyeliğiyle beraber kader birliği yaptık başkanımızla beraber. O gün bugün 2007'de biz ikili temas yapmışız ampute futbolun gelişimiyle ilgili. Şimdi tekrar o ivmeyi yakaladık diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki şampiyonada başkanımın da belirttiği gibi İran'la ikili bir temasımız olacak. İran milli takımı da iyi bir ekip. Çünkü onlar engelli sporlarında, paralimpik oyunlarında sanıyorum 100'ün küsur üzerinde sporcuyla gidiyorlar. Dolayısıyla iyi bir ekipleri var, genç bir ekipleri var, iyi bir jenerasyonları var. Onların da burada 20 Ekim'de beraber olacağız. Bir 3 maç planladık. Daha sonra Kasım'ın 12'sinde tekrar toplanacağız. 27'sinde de inşallah Meksika'ya ülkemizi en iyi şekilde temsil etme anlamında temsili görevimizi yapacağız. İnşallah. İnşallah. Orada başkanımız söyledi gerçi hedeflerini, şampiyonluk dedi ama siz nasıl takımı görüyorsunuz? Şimdi, rakipler kim orada? Şimdi bizim şöyle bakmak lazım kısaca. Biz 2004 yılında Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun bünyesinde faaliyetlere başladık. Dünya ülkeleri dediğimiz işte Özbekistan, Rusya, Brezilya, İngiltere ve Arjantin gibi ülkeler 1996-92'li yıllarına tekamül ediyor ampute futbolun uluslararası organizasyonlara. Biz ilk uluslararası organizasyonumuz 2005'te Brezilya'da yapılan dünya şampiyonasına katılmıştık. Çok yeniyiz. Çok yeniyiz ama o aradaki makası kapattık. Evet, paralimpikte... Evet, o aradaki o makası kapattık. Hem ülkemizde yaşıyor. Kurumsal anlamında işte ligin, süper ligimizin olması, birinci lig adı altında kırmızı ve beyaz grup adan iki tane ligimizin olması... bize katkı sağlıyor. Ama dediğiniz gibi özellikle Özbek oyuncuların bir jenerasyonları var. Yaş ortalamaları 2007'de 21-22 iken bugün işte 26-27 yaşlarına geldiler. İyi bir ekipleri var. Oyuncuların tamamı Rusya Süper Ligi'nde oynuyorlar. Böyle bir avantajları var. Rus ekibi de iyi. İngilizler de iyi. Hiç yenemedi. Ruslar zannediyorum evet, iyi. Brezilyalılar çok iyi. İnternetten takip ettiğimiz kadarıyla hem laboratuvar, saha teknikleri, testleriyle alakalı bir takım makaleler, gelişimiyle alakalı çalışmalar yapıyorlar. Sonuçta bir Latin Amerika ülkesi, futbol beşiği de diyebiliriz. Tabii. Bireysel ve kreatif oyuncularının yüksek olduğu bir ekip inşallah. Biz de bir iyi ekibiz. Temennim tabii ki bir müsabakayı veya bir şampiyonada kazanmaya emin olmakla kazanmaya inanmak arasında dağlar kadar fark var. Biz o doğrultuda yani kazanacağımıza inanıyoruz. Hiçbir maç oynamadan kazanamıyoruz. Evet. Tabii ki kağıt İnşallah. Üzerinde, masa üzerinde işte bir takım yorumlar oluyor ama sonuçta her ne kadar ampute futbolda olsa netice itibariyle sahada oynanıyor maçlar. Ama biz ekip olarak hem teknik ekip olarak hem sporcu kardeşlerimizle hem federasyonumuz yönetim kurulu üyeleriyle başkanımıza kenetlenmiş durumdayız bu şampiyonaya. İnşallah. Neticesinde de bu... Tabii devletimiz de başımızda. Tabii ki. Gençlik Spor Bakanımız Spor Genel Sayın Müdürlüğümüz, Akif Çağatay Kılıç. Futbol Federasyonu'nun
maddi ve manevi destekleri hem ligimizi... Futbol Federasyonu'nun evet söylediğin gibi onların, size müthiş bir desteği var. 2006 yılından beri desteklerini devam ettiriyorlar. Evet. Temennimiz odur ki inşallah gönlümüzdekini buraya getiririz. Evet. Birazdan tabii bunlara yine geleceğiz ama ben şimdi evet altın madalya sahibi, gerçek madalyanın sahibi Osman Çakmak'a dönmek istiyorum. Evet kaptan, neler hissettin kupa öncesi ve kupa sonrası? Önce oradan başlamak istiyorum ben. Evet. Öncelikle gerçek kupanın sahibi derken bir 15 tane daha aslan sporcu kardeşim var. Beraber mücadele ettiğimiz. Sen burada olduğun için evet, ben onu söyledim. Ben evet, diğerlerini de hepsinin alınlarından öpüyorum. Onlar da aynı şekilde Gazi mi? Yoksa... Yok. Kardeşimiz daha var. Evet, Ali Budak. Seninle belli. Beraber takım kaptanlığı yaptığımız Ali Güneydoğu Gazi. Diğerleri hocalarımızın dediği gibi bedensel engeli, trafik kazası, yanlış tedavi, anadan doğma, evet, böyle evet, bir grubumuz var çok, hı-hı, iyi. Evet, duygu ve düşüncelerini ben Polonya ile ilgili almak istiyorum özellikle. Şimdi daha önce takımda bir abi pozisyondaydık, futbolcu pozisyondaydık. Bu duyguyu ben nasıl anlatayım? Çok farklı bir şey. Polonya'da müsabakalara başladığımız... zaten öncesi de var hocamızın ve başkanımızın anlattığı gibi. Biz öncesinden ben başlayayım. Kızılcamam'da başkanıma bir söz vermiştik. Başkanım inşallah bu ekip, bu ruhla dedim, bu birlik ve beraberlik içerisinde sana vereceğimiz bir sözümüz var dedim toplantı salonunda. Hocamızla devamlı konuşuyoruz. Evet. Başkanım o gün bizi ziyaret ettiğinde. Biz bu sefer Avrupa Şampiyonası altında düzenlenen Polonya, Varşova kentindeki kupayı Türkiye'ye getireceğiz. Bizi sevindiren en iyi taraf kupayı ne mağlup olarak getirmemiz. Ve ben de kaptanlık görevimde ülkeme en iyi şekilde ilk kupayı kaldırmam ayrı bir duygu. O anda hocam yanımdaydı hemen platformdayken. Tabii hocam görmüştür kupayı tam kaldıracağım anda. Sayın Büyükelçimiz Yusuf Bey. Yusuf Ziya Özcan. Evet, Yusuf Ziya Özcan. Onunla organizasyon komite başkanıyla beraber kupayı getirirken inan ki gözlerim doldu benim. Tüm arkadaşlarla beraber kupayı kaldırmak istedik. Ve kupayı kaldırdığımızda çok ayrı bir gurur. Tekrar bir İstiklal Marşı okunması, tekrar bir Ay Yıldızlı Bayrağımızın göklere çekilmesi. Hep hayal ettiğimiz, hep hedeflediğimiz buydu bizim. Evet. Teknik ekip olarak zaten teknik konularda hocamız bize her zaman için anlatıyor ama ben arkadaşlarımı ve arkadaşlarımızın aileleri, zaten başkanımızın ampute camiasına 2004 yılından 2007 yılından beri ligimizin kurulmasında ve bize tekrar bu seneki faaliyetlerde, işte daha önceki dünya şampiyonlarımızda, Avrupa şampiyonlarımızda hazırlık maçı yapmadan gidiyorduk. Bu sefer bir hazırlık maçı yapacağız dünya şampiyonasına giderken. Vermiş olduğu desteği, emeğini boşa çıkarmayacağız tabii ki. Bu takım halinde başkanımıza bir söz verdik. Hocamıza söz verdik. Ve 75-77 milyon insana da bunun sözünü vereceğiz ama bu sözde kalmayacak. Tabii Avrupa şampiyonasından döndükten sonra bizleri sadece futbolcu olarak hocamızın, başkanımızın farklıdır. Bizi futbolcu olarak üzen konular var tabii. Evet. Bugün eğer Mesut Özil gelip de Sayın Başbakanıma, şimdi Cumhurbaşkanımız, odasında forma veriyorsa, ben de kupayı aldıysam, ben 15 sporcu kardeşimle beraber o kupayı Başbakanıma veya Başbakanımın bizleri kabul etmesi, Spor Bakanımızın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımızın bizlere yani böyle bir tebrik etmesi. Evet arkadaşlar, emeğinize, yüreğinize sağlık diyebilecek. Ayaklar, çünkü tek ayakla oynuyoruz. Evet. Yüreğimiz de oynuyoruz. Bunları futbol istiyoruz diyorsunuz. Tabii futbolcu. Gönülden bekliyoruz. Futbolcu evet, olarak biz bunları bekliyoruz. Tamam, o zaman biz buradan bütün Sayın Cumhurbaşkanımıza da Sayın Bakanımıza da bu dileklerinizi iletelim. Ben buradan şu noktaya gelmek istiyorum. Söz verdik
ve sözümüzü tuttuk dedin. Evet. Şimdi Meksika'ya gidiyoruz. Aynı sözü veriyor muyuz? Başkanımıza bir söz daha verelim burada. İnşallah biz... Evet, bakalım. Hadi bakalım. İran ne kampında, diyeceksin? İran kampından ve takım kaptan olarak, çünkü arkadaşlarıma güvendiğim için, hocalarımızın bize vermiş oldukları taktikler, teknik konusunda arkadaşlarıma güvendiğim için, arkadaşlarıma ben o sözü veriyorum. Evet, o zaman... Kaptan ne güzel goller atmışsınız. Şampiyon. Ya. İzliyorum da. Evet, Sayın Başkanım, sizi önce dinlettik bütün konuklarımızı. Şimdi söz sizde. Ampute'nin Türkiye'deki gelişimi, başkanımızın ve Sayın Köprülü'nün de söylediği üzere 2004-2005. Daha öncesi yok. Bir abim bana şunu söylemişti, spor yazarı abim. İsmi aklıma gelmedi ama Yavuz Koca Ömer de aynı şeyi söylemişti. Eğer bir ülkede paralimpik yoksa olimpiyat hayal. Oradan başlayarak değerlendirmenizi almak istiyorum. Halkımız arasında belki çok iyi bilinmez ama evet, olimpiyatı alan bir ülke esas anlamda ciddi bir paralimpik sınavı vermek mecburiyetinde olan bir ülkedir. Doğru. İlgi azalsa da esas ilgi aslında paralimpiktedir. Yani sporun kültüründe bu vardır. Çok keyifli bir sohbet izliyoruz ve keyifle dinliyoruz. Başarıdan başarıya koşan bir ekip var yanımızda. 2004 yılı Demirhan Başkanım'la birlikte ciddi anlamda sürece baktığınız zaman o kadar kısa ki ve gelen bu başarılara baktığınız zaman peş peşe futbol dediğimiz zaman araya parantez açalım. Evet. Son dönemde Türkiye'de futbolun kan kaybını aslında bir şekilde amatör ruhla bu kadar tavana çıkaran tek branş ampute futbol. Doğru. Peş peşe gelen başarılar ve bir dünya şampiyonası hazırlığı ve orada madalya beklentileri. Herkesi tek tek başta sporcu, yönetici, federasyon olarak alınlarından öpmek gerekiyor. Bu gururu, bu keyfi yaşatıyorlar ki Polonya bunun en büyük göstergelerinden biriydi. Yeni Mahalle Belediyesi de zannediyorum Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu herhalde. Evet. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Geçen seneydi. Ampute'de gerçekten... Bu senede federasyon kupası yaptık, orada da şampiyon oldular. İşte ligin başlaması, ligde grupların olabilecek kadar yoğun bir ilginin olması. Tabii. Aslında en büyük eksik sizin verdiğiniz ve bizlerin verdiğimiz destek dışında basının ilgisi, halka bunun aktarılması. Aslında o tribünlerin şu an normal futbol camiasında yaşanan boşluğun bu insanlara, bu sporculara, bu onurlu insanlara ve çok şey fedakarlıklarla buraya gelen insanlara bu şansı vermekle geçiyor. Hepsini çok çok tebrik ediyorum. Tabii başarı beklentisini arttırıyor ama o hırs ve heyecan hepsinde var, başta kaptanımızda olmak üzere. Evet. Başarıların devamını bekliyoruz ve her türlü desteği bizler spor yazarları olarak vermeye hazırız. Evet, bize de bu konuda gerçekten söylediğiniz üzere çok büyük görevler düşüyor, gerçekten önemli görevler. Evet, biz hemen şimdi VTR'lerimiz var. Aynı zamanda burada sohbete devam ederken büyük başarılara imza atan bir Gloria Holding, Gloria Otelleri sahibi Nuri Özaltın ve torunu Elif Özdemir var. Onunla ilgili VTR'lerimiz var. Ondan sonra sizden görüş almak istiyorum. O VTR'yi bir izleyelim isterseniz. Özaltın Grup ne büyük başarılara imza atmış, bir görelim. Tabii ki markamızın Euroleague takımla ilgili güzel bir şey. Lig başlamadan önceki en önemli kulüp maçlarıydı bunlar. Çok da çekişmeli geçtiler. Bu açıdan heyecanla takip ettik. Bizim için de gurur verici bir şey. Bir güzel bir başlangıç oldu diyelim. Türk takımları birisi 5. oldu, birisi de... Evet, gönlümüz isterdi ki ne diyeceksiniz? Gerçekten kendim Galatasaraylıyım ama Fenerbahçe'nin kazanmasını çok istiyorum. Hayırlısı olsun. Artık Euroleague var birlikte. Öncelikle zaten açılışımızı Dünya Dans Şampiyonası'yla yapıyoruz. Çok hareketli bir süreç olacak bizim için. Onun dışında öyle bir aktivitemiz var ki şu anda açıklayamıyorum. Ama evet, demin bir kuvvetli geliyor diyelim. Göreceğiz. Evet. Beraber göreceğiz. Böyle bir organizasyona gerçekten sponsorluk yapmak için, yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Ve
Gönül isterdi ki tabii ki bir Türk takımı kazansın. Ama çok çekişmeli bir maç oldu, çok renkli bir maç oldu. Böyle bir organizasyondan dolayı çok mutluluk diyoruz. Evet. Nasıl buldun Fenerbahçe'yi, Euroleague'e hazır mı? Fenerbahçe... Aynı zamanda Anadolu Efes. Tabii ki her zaman gönlümüz onların UEFA Euroleague'de çok daha başarılı olmalı. Evet. Hem biraz da kendi takımını, bir de Anadolu Efes'le Fenerbahçe ülkeyi değerlendirmesini isteyeceğiz kendisinden. First of all, Fenerbahçe ülkeyi çok iyi bir takıma sahip, çok iyi hocalar, çok iyi de bir hocaları var. O yüzden iyi olacaklarını düşünüyorum. Anadolu Efes'te yeni bir yapılanmaya gitti, yeni hoca, yeni oyuncular. Ama ikisinin de başarılı bir sezon geçireceğine inanıyorum. İkisinin de biraz izleme fırsatım oldu turnuvada. Maalesef tabii full izleyemedim ama genel olarak onların da iyi olacağı yönünde düşüneceğim. Our goal is to compete like we did. Euroleague genel olarak çok güçlü bir organizasyon, çok ciddi takımların yer aldığı bir organizasyon. Orada maç maç değerlendirmek gerekiyor her şeyi. Biz bu turnuvada takım olarak mücadeleci bir takım olduğumuzu gösterdik. Ana hedefimiz de mücadeleci olmaktı, herkese karşı mücadele edebilmekti. Bunu bu turnuvada iyi, en iyi şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum. Evet, sevgili Ülke TV izleyenleri... Özaltın gruba tekrar teşekkür ediyoruz. 50 milyon euroluk dev bir yatırım, spor yatırımı yaptılar. Ve lansmanını geçen hafta yapmışlardı İstanbul'da. Gerçekten güzel tesis. Hepsine çok teşekkür ediyoruz teker teker. Evet ben sevgili başkanım, isterseniz biraz bu konuda özel sektörün, evet Nuri Özaltın ve torunu Elif Hanım hakkında... gerçekten büyük başarı. Bizim derneğimizin seminerlerine de ev sahipliği yapıyorlar. Doğru. Oradan da dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Evet, söz sizde. Aslında son dönem atılımlarla Türk sporunu yaşatan güç sponsorlar. Evet. Sponsorlar olmadan Türk sporunun belli seviyelere gelmesi artık çok zor. Bu tip spor gönüllüsü, iş adamlarını ve sanayicileri buna teşvik etmek ve her zaman onlarla ortak çalışmak bizim bir ortak bir paydamız olması lazım. Özaltın ailesi Türk turizmine yıllardır hizmet eden çok köklü bir aile. Geçen sene de olduğu gibi Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin hem eğitim seminerlerine bizim sezon ortası dediğimiz Ocak ayında yapılan ev sahipliği yapan, tesislerini bizlere açan bir aile, bir şirket. Ancak yeni oluşturdukları tesis inanılmaz, belki de Avrupa'da eşi benzeri olmayan. Sadece futbol değil, spora da gönül vermeye başladılar ve sporu desteklediler. Antalya'nın bir kamp merkezi ve kış aylarında dünyayı kendine çekmesiyle ilgili olarak ama bildiğim kadarıyla 58 branşı kapsayan, evet. 58 branşın da faaliyet gösterebileceği tesis ve kamp alanlarını hazırladılar ve bu Ocak ayında hizmete girecek. Girecek. Turizmin yanı sıra yüzünü tamamen spora çevirmiş bir şirket ve aileyle ilgili konuşuyoruz ve bu anlamda kendilerine önce bir spor adamı olarak, bir spor sever olarak teşekkür etmek istiyorum. Faaliyetlerini de arttırarak ve daha iyilerini katarak devam etmelerini talep ediyoruz. Evet. Kısmet olursa herhalde genel merkezimiz görüşmeleri sürdürüyor. Bu sene de tekrar açılışa da denk gelir. Belki eğitim seminerlerimiz yine Gloria ve Antalya bölgesinde olacak. Kendilerine buradan teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Başkanım senin söyleyeceklerin var mı? Var tabii ki. Hazır bahsetmişken işte Spor Yazarları Derneği'nin her sene yapmış olduğu toplantıyla ilgili olarak... Ampute futbol branşımızı bir kere davet etmişlerdi. Etmiştiniz daha doğrusu. Ben tekrar sizler vasıtasıyla genel merkezden ve sizlerden ampute futbolumuzun tekrar orada bir konu olarak ele alınmasını, hocalarımızın, sporcularımızın oraya davet edilip ampute futbolunda konuşulması, nasıl ileriye götürülebileceğini, UEFA ve FIFA'nın ne kadar önem verdiğinin oradaki futbol adamlarına, spor adamlarına, spor insanlarına duyurulması ile ilgili olarak böyle bir şeyin de gündeme alınmasının tekrar zamanı geldiğine ben inanıyorum. Doğru. Biraz önce Osman milli takım kaptanımız bir takım konulara değindi. Benim söylemek istediğim şu, sporcularımız sahada kendinden beklenenleri yapıyorlar. Ve en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Yani kanları pahasına, oradaki sağlıkları pahasına, güçleri el verdiğince kasların son zerresine kadar orada kendilerinin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Ama müsabaka bittikten sonra maalesef hüzünleniyorlar.
Niye hüzünleniyorlar? Bunun iki sebebi var bana göre. Ben olduğunca kendilerine hem arkadaş hem dost hem abi hem de federasyon başkanı olmaya çalışıyorum. Ancak şöyle bir beklentileri var. Biraz önce işte söyledi Sayın Başbakanımızdan, Sayın Spor Bakanımızdan randevu taleplerimiz oldu. İnşallah en yakın zamanda bize döneceklerdir. Ama onlarla buluşmak, onlara birebir ki Güneydoğu Galatasaray arkadaşlarımız da var işlerinde. Diğer sebeplerden dolayı engelli olan arkadaşlarımız da var. Birebir onlara belki anlatmak istedikleri bir takım sıkıntıları vardır. Bana söyleyemedikleri, ailelerine bile söyleyemedikleri. Doğru. Onları görünce muhakkak bunları dile getireceklerdir. O daha bir heyecan verecektir ve dünya şampiyonası öncesinde de çok büyük bir moral motivasyon olacaktır. İkinci konu ise ampute futbol paralimpik branş olmadığından dolayı ödül yönetmeliğinde maalesef elde istenilen ölçüde ödül alamıyorlar. Ama baktığınız zaman takım sporları gerçekten üstün performans gerektiren sporlar. Ve biraz önce de görsellerde gösterdiniz, görüntülerinizde kullandınız. Arkadaşlarımız gerçekten belki paralimpik olan branşlardan bile çok daha zorlu bir branş şu anda ifa ediyorlar, yapıyorlar. Dolayısıyla ödül yönetmeliğine ampute futbolun ayrı bir kategoride alınması ve bunun değerlendirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Biz tabii ki bizi yöneten insanlara çok rahat ulaşamıyoruz. Herkesin gündemi çok yoğun. Bizim de zaman zaman gündemimiz yoğun oluyor. Bize de ulaşamayan arkadaşlarımız oluyor. Onun için hak veriyorum ama sizlerin sizlerin vasıtasıyla seslenmek istiyorum. Ayrı zamanda hem Başbakanımıza hem Cumhurbaşkanımıza hem Spor Bakanımıza hem de Spor Genel Müdürlüğümüze vermiş olduğu katkılardan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Evet, biz de buradan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sayın Başbakanımıza ve Spor Bakanımıza Sayın Akif Çağatay Kılıç'a buradan isteklerinizi iletmiş olduk. Biz konuyu dağıttık tabii. Ben hemen kısa dipnot, ondan sonra reklama geçeceğiz. Gloria Cup'ta CSKA Moskova şampiyon oldu. Malaga ikinci oldu. Anadolu Efes ve Fenerbahçe maalesef istedikleri sonuçları elde edemediler. Evet, Ülke TV izleyenleri, tekrar konuklarımızla birlikteyiz. Ama önce hazırsa bir VTR'miz var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü İsmail Özbayraktar'la yapmış olduğumuz bir röportaj var. Onu isterseniz izleyelim. Daha sonra sevgili başkan, senden yorumlarını alacağım. Sağlık, sıhhat, afiyetler dileyerek, hepinize güzel yaşam dileyerek maratonu başlatıyorum. Çok heyecanlandıran 16 Kasım'da İstanbul Maratonu, Vodafone İstanbul Maratonu ki yine isim sponsor olarak imzaladı kendileriyle. Vodafone. Tabii ki yine arkadaşlarla bir istişarelerde bulunuyoruz. Hani fark olarak neler koyabiliriz diye, neler getirebiliriz diye. Bununla alakalı ilk defa bu sene gönüllülük esasında ön plana çıkartmak istiyoruz. Bununla alakalı arkadaşlarımız çalışmalar yapıyorlar. Ya biz şunu istiyoruz. Sadece tabii ki koşmak, o maratona katılmak, halk yürüyüşüne katılmak ama onun haricinde İstanbul halkının mühendisinden tutun doktoruna veya işte bir genel müdüründen tutun çalışanına, herkesin sahiplenebileceği bir organizasyon olduğunu sağlamak ve göstermek amacıyla gönüllülerin çalışacağı bir ortam hazırlıyoruz. Ve ilk tepkiler de çok olumlu bununla alakalı. Bununla alakalı broşür, afiş çalışmalarımız başladı. Bütün besyolarda bir şekilde iletişime geçtik. Oradaki spor akademisinde okuyan kardeşlerimiz de bu manada bize destek olacaklar. Böyle artılar da katmak istiyoruz maratona. 16 Kasım'da olacak maratonumuz. İnşallah biz de heyecanla bekliyoruz. Etkinlikler sadece tabii yürüyüş ya da koşuyla kalmayacak zannediyorum. Dediğiniz gönüllülük esası var. Bir de resim. Evet, bir de tabii sosyal yönünü de düşünüyoruz bu anlamda. Yine bir ilk defa bir resim yarışması, ilk öğretimde okuyan kardeşlerimiz arasında maratonu anlasınlar istiyoruz. Maraton nedir? Maraton ve İstanbul adı altında 1 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında bir resim yarışması yapacağız. Onu da 16 Kasım'dan önce düzenleyeceğimiz Ataköy Sinan Erdem'deki maraton fuarımızda yine ödüllendirmesini yapacağız.
İnşallah güzel şeyler çıkacak diye ümit ediyoruz. Evet. Nasıl bir çalışma yapılacak? Mesela sporculara yönelik, sporcu kazandırımı, artırımı yönünde ne gibi çalışmalar düşünüyorsunuz? Şimdi bizim Spor AŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Spor AŞ olarak işlettiğimiz 37 tane tesisimiz var. 23 branşta hizmet veriyoruz. Ve yılda 8 milyon 500 bin seans hizmet veriyoruz. Biz bu sporu vatandaşımıza sevdirmek tabii ki en önemli görevlerimizden biri. Ama buna bir ek görev daha ekledik. Bu ek görevi eklerken tabii ki Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Kadir Topbaş Beyefendi'nin talimatıyla biz yeni bir uygulama başlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin daha önce söylemiş olduğu bir şey vardı. Biz bunu düstur edindik. Demişti ki neden olimpiyatlarda madalya alan sporcular yetiştirmiyor. Biz bunu bir görev adlediyoruz artık bundan sonra. Ve bu manada ben çünkü aynı zamanda İBB Spor'da da as başkanım. Mesela ilk defa yüzme branşı açtık bu sene. Ve burada Spor AŞ'de havuzlarımızda artık sporcu da yetiştireceğiz. İBB Spor'la zaten böyle anlaşmalar vardı ama buna ciddi daha fazla eğilmek istiyoruz. Okçuluk üzerine tekrar yine İBB Spor'da branş açıldı. Bununla ilgili güzel çalışmalar olacak. Çünkü dünyada böyle bir örnek yok. 37 tane tesisin tek elden işletildiği bir başka örnek yok benim bildiğim kadarıyla. Biz bunu artıya çevirmemiz lazım. Bir daha Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir şey dedirtmememiz lazım. Onun için çok çalışmamız lazım. Ve bu manada inşallah buradan, çünkü gerçekten çok yetenekli çocuklarımız var, kardeşlerimiz var. Sadece yetenek seçimi değil, bizim için önemli olan yetenek takibi. Yani yetenek takibini de yapacaksınız ki başarılı sporcular yetişsin. Biz inşallah bunu başaracağımızı düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da oh ne kadar mutlu, ne güzel madalya alan çocuklarımız, gençlerimiz oluyor dedirteceğiz inşallah. Ben bir de şeyi merak ettim. Kaç branşta İstanbul Büyükşehir Belediyesi yer alıyor? Şimdi Spor AŞ olarak biz şu an 23 branşta hizmet veriyoruz ama biz buna bazı eklemeler yapacağız. Özellikle bazı olimpik dalları da daha rahat tesislerimizde uygulanabilecek. Çünkü bazı işte boşluk tespit ettiğimiz yerleri dolduracağız vesaire. Onun planlamasını yapıyoruz. Birkaç branş daha eklemeyi düşünüyoruz açıkçası ama şu an 23 branşta hizmet veriyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Evet, sevgili İsmail Özbayraktar'a teşekkür ediyoruz bize verdiği görüşler nedeniyle. Çünkü gerçekten önemli bir organizasyon var. 36. Vodafone İstanbul Maratonu. İnşallah sevgili Özbayraktar'la birlikte, Spor AŞ Genel Müdürümüzle birlikte A kategorisinde büyük maratonların içerisinde yer almaya devam eder diyoruz. Bu arada unutmadan hemen kendisiyle biraz geç oldu ama hayırlı olsun diyoruz. Spor AŞ Genel Müdürlüğü'ne yeni atanmıştı. Buradan kendisine başarılar diliyoruz. Evet sevgili başkanım, Spor AŞ Genel Müdürlüğü'nün söylediği önemli projeler var. Mesela maraton Türkiye'nin gerçekten tanıtım için çok önemli. Onun içinde de çeşitlilik yapmayı hedeflediklerini söyledi. Siz ne söyleyeceksiniz? Namı değer eski adıyla Avrasya Maratonu. Avrasya, evet. Çok önemli bir organizasyon. Dünyada eşi benzeri olmayan bir organizasyondu. Son iki yıldır sanıyorum. İki kıtada birden yapılan tek organizasyon. Geçişi olan ve sporcuların aldığı keyiften ziyade halkın katılımıyla renklenen bir organizasyon. Evet. Bu sene yine geçen sene olduğu gibi Vodafone İstanbul Maratonu adıyla en üst düzey maratonlar seviyesine geldi. Hı-hı. 36. kez yapılmasından dolayı Berlin Maratonu, Londra Maratonu, New York Maratonu gibi maratonlar bugün arasında... Berlin Maratonu yapılıyor ve sevgili İsmail Özbayraktar şu anda orada. Bilmiyorum, Kadir Bey de olabilir. Evet. Belediye Başkanı değil. Orayı olarak izleyip acaba İstanbul'a neler ekstra yapılabilir diye zannediyorum. Orayı izliyorlar, takip ediyorlar. Artık güzellik şurada eksikten ziyade paylaşımlar söz konusu olmaya başladı. Büyük maratonlar arasında ismi geçen ve üst düzey sporcuların katıldığı bir mücadele haline geldi. Halkın katılımı daha da enteresan, güzel oluyor. Mesela burada işte genç nesli, ufakları ve küçükleri çeken bir resim yarışmasının düzenlenmesi de çok enteresan ve buradan çıkacak sonuçları merakla bekliyoruz. Doğru. Açıkçası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, Türk Spor'un da son 15 yılda çok önemli yeri olan bir yer, bir kurum.
Doğru. Türk sporuna yönetici yetiştiren, veren, doğru, genel müdürlerimiz dahil, doğru, şube müdürlerimiz dahil önemli bir müessese. Evet, mesela bir Serhat Karadağ, gerçekten Kerem Arda arkadaşımız var. Özellikle engelliler sporuna çok büyük yatırımlar yapıyor. Kendilerine buradan selamlarımızı iletiyoruz. Branş anlamında da gelişimi önem koymuşlar. Artık olimpiyat seviyesinde ve dünya şampiyonu seviyesinde yetişecek sporcu yetiştirmeye başlıyorlar. Melih Gökçek başkanımıza örnek alıp Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başarıları onlara biraz yol gösterebilir. Doğru. Ve burada Sayın Başkanımızın nezdinde de söylüyorum. Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ olarak da bedensel engelliler, paralimpik sporlar bu süreç içinde daha fazla desteklerini kendilerinden bekliyoruz. Evet. Çünkü Türk sporuna önemli anlamda katkı. O da 23 branş, 37 tesis. Bu tesislerde bedensel, evet, engelli arkadaşlarımız, evet, ampute futbol. Özellikle artık şehirde bir iki yer değil, ilçelere kadar inmesini ben şahsen istiyorum. Bunların artık ilçe sahalarında, yeni mahalle belediyesi bir örnektir Ankara'da belki ama ilçe sahalarında da ampute futbolun diğer branşlarımızın, diğer paralimpik branşlarımızın geliştiği tesislerde öncülük etmelerini kendilerinden bekliyoruz. Şunu da ben buradan söylemek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi olimpiyatlardaki madalyalarımızın da kaynağı. Şey, o yönden, evet, çok önemli. Evet, araya da şöyle gireyim. Tüm dünyada olduğu gibi aslında büyükşehir belediyeler gerçek anlamda direkt futbolla değil de artık amatör branşlarla, hı, tamamen ilgilenmeleri lazım. Evet. Futbola ayırdıkları bütçeleri biraz da amatör branşlara ayırırlarsa daha çok gönüllerden sevgiler fışkıracak ve daha çok alkışlanacaklar. Evet. Evet, biz o zaman buradan İsmail Özbayraktar'a şu 23 sayısını biraz yükseltelim diyelim. Hemen başkanımıza dönelim. Sevgili Demirhan Şerefhan, ne diyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu organizasyonlar size nasıl olumlu etkisi oluyor mu? Mesela yüzmeden bahsettiniz. Tabii ki, tabii ki. Son derece olumlu etkileri oluyor. İstanbul Spor AŞ gerçekten Türk sporunda lokomotiflerden bir tanesi. Evet. Ve çok büyük destekleri var. En son yüzme Türkiye şampiyonasını beraber yaptık. Kaldı ki gelen bütün sporcuların, idarecilerin konaklamasını en güzel tesislerde kendileri sağladılar. Şu anda bildiğim kadarıyla 100'ün üzerinde sporcu çalıştırıyorlar. Tabii baktığınızda paralimpik oyunlarında atletizmden sonra en fazla madalya yüzme branşında dağıtılıyor. Dolayısıyla çok iyi seçimler yapmışlar. Çok iyi bir seçimde başlamışlar yüzme kategorisi, yüzme branşında. Bizim 16 branşımız var biliyorsunuz. Evet. İşte bunlardan 13 tanesi paralimpik branş. Şu anda ilişkilerimiz gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Bir önceki genel müdürümüz Sayın Alparslan Baki de çok güzel çalışmalar yapmıştı. Sizin de söylediğiniz gibi İsmail Özbayraktar Bey yeni geldiler. Ben de buradan kendisine hayırlı uğurlu olmasını istiyorum. Başarılar diliyorum. Burada gerek sporcularımızın bu saydığım 13 branşta ve diğer engelli branşlarında, federasyonların branşlarında faaliyet göstermelerinde gerçekten çok büyük destek. Bunun benzerini biz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, evet, bekliyoruz. Evet. Sayın Melik Gökçek'ten biraz önce serzenişte bulundum ama ondan da birkaç kere randevu istedik. Onunla da maalesef görüşemedik. Son derece hassas, duyarlı olduğunu biliyorum. Sosyal, spora, kültürel, sanatsal etkinlikler yaptırdığını biliyorum engelli vatandaşlarımıza. Spor olarak da Ankara Büyükşehir Belediye'mizin tekerlek sandalye basketbol branşında faaliyet gösterdiğini söyleyebiliriz. Ama tabii ki bu sayının artması lazım. Çünkü merkezimiz Ankara'da. Niye başarıyı ve potansiyeli uzaklarda arayalım? Ankara'da beraber bir şeyler yapılabilir. Bu anlamda Sayın Başkanımızdan da beklentimiz bir hayli fazla Sayın Melih Gökçek'ten. Onu söyleyebilirim. Ama İstanbul Spor AŞ'nin gerek tesisleri, gerek idari kadrosu, gerekse teknik kadrosu gerçekten bayağı bir ileri gitmiş. Aynen, yani Avrupa öyle standartlarını yakalamış. Hatta Avrupa standartlarının birçok Avrupa ülkesinde önüne de geçmiş diyebiliriz. 13,5-15 milyonluk bir şehir. Yaklaşık 100 küsur ülkeden daha büyük bir şehir. Daha fazla nüfusa sahip bir şehir. Dolayısıyla orayı farklı değerlendirmek lazım. Ama sadece İstanbul, Ankara değil, biz bütün büyükşehir belediyelerimizde ve belediyelerimizde engelli sporlarının çok daha fazla desteklenmesini bekliyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bu konuyu kapatırken Spor AŞ'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin önemli insanlar yetiştirdiğini, bunlardan birinde Mehmet Atalay olduğunu buradan, evet, söylemekte fayda var diyorum. Evet.
Gençlik Spor Eski Genel Müdürümüz. Selamlarımızı, kendisi şimdi saygılarımızı iletiyoruz. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü. Evet, şimdi tekrar bir VTR'miz var. Stopunda büyük başarılar elde ettik. Sevgili Vedat Akgün'le bir röportajımız var. Sevgili Süleyman Tıraş kardeşimiz yapmıştı. Onu yayınlayacağız. Ardından da Türkiye Spor Yazarlar Derneği Genel Merkezi'nin yapmış olduğu ödül törenimiz vardı. Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ödülleri verdi ve diğer konuklarımız. İki VTR var. Onu izleyelim, ondan sonra tekrar yorumlarımızı alacağız. Sevgili Başkanım sizden. Evet. Futbol Federasyonu Başkanı Vedat Akgün'le beraberiz. Sevgili Başkanım, geçtiğimiz günlerde Gençler Dünya Şampiyonası bizim ülkemizde yapıldı. Bu şampiyonayı nasıl değerlendiriyorsun? Alınan sonuç gelecek için umut verdi mi? Bu şampiyona bizim için çok önemli bir şampiyonaydı. Şöyle ki dünyanın 20 ilk elemeleri geçip buraya gelen 20 ülkesiyle mücadele ettik. Bu 20 ülkenin zaten ağırlığı da yine Avrupa ülkeleriydi. Evet. Bunlar da işte yine dünyada stopun en üst düzey oynayan Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan, İspanya, İtalya. O yüzden bunlar zaten dünyada da ilk 5'i, ilk 7'yi sürekli hem olimpiyatlarda hem dünyada hem Avrupa'da ilk 7'yi, ilk 8'i sürekli sıralayan ülkelerdi. Önümüzde 2 yıl var tabii, bu tamamen çalışmayla geçecek, evet. Maçlarla geçecek. Biz mesela World League diye bir şey vardı, katılmayacaktık. Yani bütçesel durumlardan da katılmayı düşünmüyorduk ama sağ olsun genel müdürümüze açtık telefon, dedik ki böyle böyle bu çocukları 2016'ya hedefliyorsak bu çocukların tecrübelerini daha da artırmamız lazım. Bu çocukların mücadele güçlerini daha da artırmamız lazım. Hiç neye mal olur, kaça mal olur demeden hemen katılın dedi. Bütçesini biz dedi, onu vereceğiz dedi. Yani ben bu desteği aldığım zaman biz de onlara maç bulmak için her türlü çalışmalarımızı yapacağız. Çok çalışmamız lazım. Çok çalışmamız. Ligimizi ona göre programlıyoruz. Ligi daha da uzatarak çok çalışmamız gerekiyor. Çok kamp yapmamız lazım, çok maç yapmamız lazım. Avrupa, bu sene Avrupa Şampiyonası elemelerimiz var. Evet. İlk yine 20 takımlı, 16 takımlı. Biz o 16 takımlı elemelerden geçip tekrar Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Bunlardan hepsinden geçeceğiz. Yani geçeriz demiyorum, inşallah da demiyorum. O kadar güveniyorum, biz bunlardan geçeceğiz. Amil takımdan bahsediyorum. Amil takımın dediğim gibi yarısını da bu çocuklarımız, bu gençlerimiz var. Gençlerle teşkil ediyor. 2-3 tane de yine devşirme çocuklar var, yani tecrübeli. Onların tecrübesiyle bu gençlerin gücünü bir araya kattığımız zaman hem bu gençlerimiz 2 sene sonrasında, 4 sene sonra daha yetişmiş olacaklar, hem de netice alacağız. Sevgili Başkan, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Uluslararası anlamdaki yarışmalardaki spor hayatımızın yanında, spor dünyamızın yanında aynı zamanda çok daha tabana yayılmış. Yani tabana yayılmaktan kastımız herkesin bir şekilde sporun içerisinde olduğu bir yapıya, bir topluma doğru ilerlememiz gerekiyor. Bunun için birçok tesis çalışmamız, birçok tesisleşme çalışmamız var, yapıldı ve devam edecek. Bundan sonra da koordineli bir şekilde yapabileceğimiz farklı çalışmaların içerisinde olacağız. Tabii 1963'ten günümüze kadar hayatta olan Türkiye Spor Yazarları Derneği ülkemizin içerisinden geçmiş olduğu atılımları çok yakından takip etme şansına sahip oldu diye düşünüyorum. Tabii göreve geldiğim günden beri özellikle üzerinde durduğum bir konu var. Ve bunu sürekli dile getireceğim. Bu da temiz spor. Bu hepimiz için çok önemli olduğunu düşündüğüm bir duruştur. Çünkü ahlaklı ve temiz yapılan sporun gelecek nesillerde sürekli anılması, hatırlanması gururla olacaktır, şerefle olacaktır. Başka türlü elde edilen başarı, başarı değildir. Ve mutlaka bir şekilde bir gün gelip sizin önünüze olumsuz bir takım yansımalarla bir araya geliyor. Sadece bir spor dalıyla sporumuzu anlamamız gerekiyor. Evet, futbol çok önemli bir spor dalı. Futbol gerçekten çok büyük karşılığı olan bir spor dalı. Ama biraz evvel dile getirdiğim gibi çok farklı spor dallarında başarılar elde eden, ülkemizi gururla temsil eden, ayrılızlı bayrağımızı göndererek veren nice sporcu kardeşlerimiz var. Bugün bazıları aramızda federasyon başkanı olarak bulunuyor. Farklı yerlerde çalışıyorlar.
genç kardeşlerimizle bir arada olarak çalışıyorlar. Bizim de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu seneki özellikle spor kamplarımızda, gençlere yönelik olan kamplarımızda sporcu kardeşlerimizle genç kardeşlerimizi bir araya getirdik. 30 bine yakın gencimizi farklı farklı dallarda, farklı sporcularla birleştik, bir araya getirdik. Onlarla fikir alışverişinde bulunmaları, tecrübelerini paylaşmalarını sağladık. Yarın da Ankara'da gençlik kamplarımızın, yaz kamplarımızın kapanış toplantısını yapacağız. Ve burada gençlerimizin nasıl bir tecrübe paylaşımında bulunduklarını tekrar gözden geçirme imkanımız olacak. Arda Alasya'yı davet ediyoruz. Ben bakanımız katılıyorum. Evet, Ülke TV izleyenleri tekrar sizinle birlikteyiz. Hemen sevgili başkanım, su topundan başlamak üzere gecemiz ve Ankara'mızla ilgili kısa bir değerlendirme istiyoruz sizden. Hemen topu alayım. Su topu da önemli olan genç takımın elde ettiği başarı. Vedat Başkan'ın da sevinci ondan aslında. İleriye dönük takımlar. Bugün A takımların başarılarına hepimiz günübirlik seviniyoruz ama... Bu gençler, bu çocuklar yarının 2020'lerin olimpiyat takımlarının altyapısını oluşturan insanlar. Bugün her branşta bizlerin ümit, genç ve daha küçük yaştaki geleceğin A takımlarını oluşturacak çocuklara desteğimizi vermemiz, ön plana çıkarmamız, onları takip etmemiz gerekiyor. Doğru. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ödül Gecesi Sayın Bakanımızın katılımıyla çok daha renklendi. Önemli bir konuya parmak bastı orada. Doping mevzusuydu. Temiz spor, önemli. Her alanda temiz spor. Ona eğildi. Her zaman o vurguyu yapıyor zaten Sayın Bakanım. Her zaman yapıyor Bakanım. Ve zaten olayın narkotik boyutunu da gündeme getirdikten sonraki çok önemli bir nokta bu. Umarım bundan sonrası için temiz bir geleceğimiz olur. Olimpiyatlar ışığında hızlanalım. TSYD'de Ankara Şubesi diyelim. Yaz sezonu genel... Bir de kızımız Ankaralı Anadolu Ajansı'nda. Doğru, hemen İlknur... Ankara adına aslında yüzümüzü güldüren tek isim oldu. İlknur Çetinbaş Anadolu Ajansı spor servisinden. Kendisini tebrik ediyoruz. İkincilik ödülünü aldı haber dalında. Eskiden Ankara İstanbul'daki bu törenlerde tozunu attırırdı. Sevgili başkanım iyi bilir. Aslında amatör branşlara biraz daha fazla eğilmemiz gerektiği. Çünkü ödüllü haber amatörden çıkar. Çok transfer de verdiniz İstanbul'a. Belki ondan da olabilir. Evet. O da olabilir. Evet. Bir güç kaybı, bir enerji kaybı yaşıyoruz. Bu da çuvaldızı kendimize batırmamız gerektiğini gösteriyor. TSYD Ankara Şubesi. Yaz dönemi çok tempolu geçti. Geçti evet. Ondan bahsedelim. Belki tarihimizde ilk kez bir plaj voleybolu aktivitesi yaptık. Özkan Başkan'la voleybol Ankara'ya... Plajı getirdik Bozkır'ın ortasına. Çok keyifli bir organizasyondu. 4 gün boyunca bir AVM'de gerçekleştirdik. Peşine geleneksel 48. kez futbol turnuvamızı yaptık. Son 2 sezondur Sayın Ömer Önder yönetim kurulu üyem. Hep beraber zaten katkılarını burada da kendisine teşekkürlerimle iletiyorum. Son olarak da Bekoto 1. Lig basketbol takımlarımızda gelenekselleştirmeye çalıştığımız turnuvamızı gerçekleştirdik. Türk Telekom şampiyon oldu geçen hafta. Onu da sona erdirdik. Evet. Bu anlamda, birinci Türk Telekom oldu. Türk Telekom şampiyon oldu. Onu da buradan söyleyeyim. Söyleyelim. Geçen hafta yeni bir haber. Bu tip organizasyonları TSYD anlamında başkanımızla da çok paylaştık. Ve bundan sonra Bedensel Engelliler Federasyonu'yla daha çok halka farkındalık yaratacak bazı organizasyonlarla ilgili projelerim benim şahsen var. Kendisiyle daha sonra özür olarak paylaşacağım. Evet. Çok teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Hemen bir VTR'miz daha var. Süremizin de sonuna yaklaştık. Onu da isterseniz izleyelim. Evet, Türkiye Gazetesi'nin eski çalışanları, biz de gittik oraya. Bir araya geldik İstanbul'da. Sevgili Süleyman Tıraş da vardı. Ali Sami Alkış vardı. Gerçekten birbirinden güzel dostluklar ve güzel insanlar oradaydı. Mazlum Uluç onlardan birisi. Hasan Sarıçiçek onlardan birisi. İzleyelim, ondan sonra kısa bir yorum da oradan sizden alacağım. Evet, şimdi VTR'de. ...85-2005 yıllar arasında çalışan meslektaşlarımız, spor meslektaşları, spor yazarları bir araya geldiler. Sevgili Hasan Sarıçiçek'ten duygu ve düşüncelerini alalım bu konuda. Hasret güzel şeydir. Hele ustat olursa içerisinde daha da güzeldir. Biz birbirimizi hakikaten o kadar çok özlemişiz ki, o kadar çok ortak hatıramız var ki, duyguda, gönülde ortak olduğumuz için. Bugün muazzam bir şölene dönüştü. Yani yılda bir yapacağız dedi Özkan.
Keşke bu en azından haftada bir kere tekrarlansa diye ümit ediyorum. Yani Türkiye Gazetesi'nin o 1 milyon 400 bin sattığı günlere gittik. O muazzam haber anlayışı, koşuşturması, dayanışma, birliktelik, hoşgörü, sevgi. Ve baktığınız vakit aynı havayı bugün teneffüs ettik. Şakalar, birbirimize takılmalar, bir haberin hikayesi. 42 sene gazeteciliğimi bitirdim. Evet. Çalıştığım çok gazete oldu ama Türkiye Gazetesi'ndeki yıllarım çok başka oldu. Çünkü oradaki arkadaşlık oranında her şey çok başka geldi bana. Yani en iyi yıllarımı geçirdim dersem Türkiye Gazetesi'nde geçirmiş diyebilirim. Şimdi artık emekliliğin tadını çıkarmaya çalışıyorum. Özkan Eminoğlu'na teşekkür ediyoruz. Dostlarımızı gördük. Yıllarca yan yana çalıştığımız dostlarımızla birlikte olduk. Güzel bir gündü. İnşallah devamı olacaktır diye düşünüyorum. Sevgili Mazlum abimizle beraberiz. Yıllarca bizim kahrımızı çekti. Böyle yıllar sonra bir araya geldik. Duygu ve düşüncelerini almak isterim. Konuşmak zor çünkü duygu dolu bir gün aslında. Yıllar sonra bir araya gelmek. Aslında sizle daha çok telefonda belki görüşüyorduk. Evet, doğru. Yüz yüze çok fazla görüşmek nasip olmamıştı. Ama sanki telefonda görüşmüş günlerde bile sanki böyle sarmaş dolaşmışız gibi hissediyorum halen daha. Tekrar görüşmekten çok mutluyum. İnşallah Allah nasip eder. Beraberimiz devam eder. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, gerçekten çok güzel bir geceydi. Düzenleyen insanlara çok teşekkür ediyoruz. Son iki dakikamız. Sevgili başkanım, ben Osman kardeşimize ve Halil İbrahim hocamıza lütfen sözleri vermek istiyorum. İsterseniz lütfen, yani, lütfen, izin lütfen verirseniz. Evet. Ampute hepimiz olabiliriz. Hepimiz engelli olabiliriz. Zorluklarını kısaca Osman Çakmak anlatır mısınız bize? Tabii, ben bir eski sporcu olarak, yani futbolcu olarak, daha önce askere gitmeden önce de futbol oynadım. Evet. İstanbul Zeytinburnu Spor'da, Yeni Doğan Güneş Spor'da. Lisanslı sporcuydum askere gitmeden önce. Tabii o futbolla ampute futbolun çok farkı var. Orada da hocam vardı ama şu anda mesela Halil İbrahim hocamla beraber çalışıyorum. Tamamen ampute futbol çok farklı bir branş. Çok eziyet isteyen, çok emek isteyen, tamamen fiziksel uygunluğu hocamla 2009 yılından beri hocamla beraberim. O günden bugüne bir kilo almadım. Yani çok zor şartlarda bir futbol oynuyorsun çünkü bir engelim. Eskiye nazaran değişti mi şartlar? Daha iyi oldu mu şimdi? Tabii, sağ olsun başkanım, imkanlarımızı biraz daha elimizi güçlendirdi o konuda. Ama diğer ülkeler bazında biraz daha gerideyiz. Çünkü diğer ülkelerde tamam biz sporcu gibi yaşıyoruz ama milli sporcular, evet, çok farklı. Evet. Bakış açısı ve davranışlar. Çünkü biz ikinci bir işimiz var. Mesela ben Roketsan'da çalışıyorum. Sabah işe gidiyorum. Öğleden sonra antrenmana geliyorum. Diğer zamanlarda da milli takım kamplarına gidiyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Çakta, tüm arkadaşlarım böyle yalnız. Evet. Onların da emekleri var. Evet. Burada da hocama Halil İbrahim hocam, bir şey söyleyeyim hocam. Siz tamamlayın sözünüzü. Bu insanlarla yaşamak nasıl? Kısaca siz isterseniz sizin ağzınızdan alalım. Son sözlerinizi de almış olalım böylece. Hem Osman kardeşimizin de bahsettiği gibi bizim de geriye dönük hem profesyonel futbol yaşantımız hem de profesyonel futbolun içerisinde uzun yıllar görev aldık. Tabii ki burada bir materyalimiz var. Futbolun doğasına aykırı işler yapılıyor. Kollar üzerinde hareket ediyorsun, denge sağlıyorsun ve düşünüyorsun, koşuyorsun. Aslında biraz da şöyle bakıyorum ben olaya. 10 yıl, son sözünü 10 yıl olmuş, 10 yıldır burada görev yapıyoruz. Biraz da kanıksandı aslında başarılar. Çok zor bir branş. Evet. Osman kardeşim de söylediği gibi fedakarlık isteyen bir branş. Sayın Bakanımız da ne güzel söylemiş. Temiz spor, ahlaklı, evet, spor diye. Biz de işin temeline baktığımız iş ahlakı diyoruz. Bitiriyoruz. Ve son. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda inşallah bir araya geliriz. Daha uzun uzun sohbet ederiz. Ama buradan bir söz, evet, müsaade istiyorum. Yani bu koca bir ligimiz var bizim. Ampute Futbol Süper Ligimiz, birinci ligimizin. Bunun arkasında organizasyonunu sağlayan, çok sevdiğim ve değer verdiğim Tufan Öktüren abime buradan çok selamlarımı, evet, sunuyorum. Çünkü çok büyük emeği geçiyor. Çok fedakarlıkları var.
Buradan kendine de çok selamlarımı iletiyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hepinizin ayaklarına sağlık diyorum. Evet, Ülke TV izleyenleri, bir programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi akşamlar.